Gaybın Son Elçisi 12. Bölüm. Bismillahirrahmanirrahim. Hamraul Esed Seferi. Medine'ye dönen Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem içi rahat değildi. Kureyş müşrikleri geriye dönüp Medine'ye saldırmalarından korkuyordu. Uhud'dan cumartesi günü dönmüşlerdi. Ertesi günü Hazreti Bilal'i yanına çağıran Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Uhud'a katılan herkesin tekrar sefere çıkacağını haber vermesini istedi. Savaşa katılmayanlar bu sefere çıkmayacaktı. Birçok sahabe ağır yaralı ve yorgun ve bitkin olmasına rağmen kimse itiraz etmeden pazar günü sefer için toplanmışlardı. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem itaatteki derinliği kavrayan bu kutsiler topluluğu hiçbir şeyi bahane yapmıyorlardı. Bilindiği gibi Peygamberimiz de yaralıydı. Yüzünde iki halka yarası vardı. Alnı yarılmıştı. Azı dişi kırılmış, dudağı yarılmış. Sağ omzu yaralanmıştı. O da bu haliyle sefere çıkıyordu. Mescide girip iki rekat namaz kıldı. Yine zırhını ve miğferini giydi. Sadece gözleri görünüyordu. Sancağı Hazreti Ali'ye verdi ve Abdullah İbni Mektum'u yerine vekil bırakarak yola çıktılar. Peygamberimiz aleyhisselam önden 3 kişilik bir keşif kolu gönderdiler. Birisi yorulup yolda geri kalınca bu iki gözcüyü Kureyşliler fark edip şehit ettiler. Peygamberimiz Hamraül Esed mevkiine gelince karargahını orada kurdu. Ayrıca burada iki mübarek şehidi de defnettiler. Sahabe efendilerimize Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu emri verdi. Herkes odun toplayacak ve gece olunca herkes ateş yakacak. Öyle de yaptılar. Bu manzara müşriklere korku ve dehşet saldı. Müşrik ordusu ortalarda gözükmüyordu. Tihame bölgesinde oturan Huza kabilesinden Mabet bin Ebi Mabet, Peygamberimizin huzuruna geldiler. Huzaalıların Müslümanları kadar müşrikleri de Efendimiz'e bağlı ve saygılıydılar. Mabet henüz Müslüman olmamıştı fakat Peygamberimize müthiş bir sadakati vardı. Peygamberimize teselli vermeye çalıştı. Bundan sonra yoluna devam ederek Revha denilen yerde müşrikleri toplantı halindeyken buldu. Onlarla kendi aralarında zafer kazandıklarını ama Müslümanları tamamen yok edemediklerini söylüyorlardı. Bu haldeyken nasıl Mekke'ye döneceklerini konuşuyorlardı. Mabede Müslümanlara rastlayıp rastlamadıklarını sorduklarında çok büyük bir kuvvetle peşlerinde olduklarını söyledi. Bu durum Kureyşlere korku saldı. Geri dönmeye cesaret edemeden Mekke'ye doğru yola çıktılar. İki tarafında tam olarak galip olmadığı bu savaş böylece sona ermiş oluyordu. Bu savaşın böyle sonuçlanmasının bir kısım hikmetlerinin olduğu açıktı. Uhud Savaşı'nda Müslümanların mağlubiyet sebebi, Ali İmran Suresi 152 ve 165. ayetlerde işaret edildiği gibi, okçuların mevzileri terk etmeleridir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem emrine muhalefet birden savaşın seyrini değiştirivermiştir. Bununla beraber bu mağlubiyete hikmet noktasından baktığımızda karşımıza şu ayet-i kerime çıkar. Eğer size bir yara dokunduysa o topluluğa da benzeri bir yara dokunmuştu. O günler onları biz insanlar arasında çevirip dururuz. Kâh bir kavme, kâh ötekine galibiyet veririz. Bazen bir topluma iyi veya kötü günler gösteririz, bazen ötekine. Allah inananları ortaya çıkarmak, sizden şehitler edinmek için zamanı kah lehinize, kah aleyhinize çevirmektedir. Allah zalimleri sevmez. Ali İmran Suresi 140. ayet-i kerime. Bu ayette buyurulduğu gibi Allah Müslümanların ihlasını ve samimiyetini ölçmek, müminlerden Hazreti Hamza ve Hazreti Musab bin Umeyr radıyallahu anh gibi güzide sahabileri şehadet mertebesine eriştirmek ve bilemeyeceğimiz binlerce hikmetlerden dolayı mağlubiyet vermiştir. Ayrıca bu savaşta mazideki sahabeler, müstakbeldeki sahabelere karşı mağlup olmuşlardır. Müşrikler içinde o zamanda sahabe safında bulunan büyük sahabelere mukabil gelecek Hazreti Halid radıyallahu anh gibi çok zatlar bulunduğundan, şanlı ve şerefli olan gelecekleri noktasından büsbütün izzetlerini kırmamak için hikmet-i ilahiye gelecekteki hasenatlarının peşin bir mükafatı olarak mazide onlara galibiyet vermiş bütün izzetlerini kırmamıştır. Uhud'daki müşriklerin reisi Ebu Sufyan, Müslümanların mağlup olmasına en büyük sebep olan Halid bin Velid gibi nice kimseler Hudeybiye barışından itibaren İslam'a girmeye başlamışlardır. Savaştan göz yaşartan tablolar. Enes bin Malik diyor ki, amcam Enes bin Nadır'ı Uhud meydanında öldürülmüş olarak bulduk. Üzerinde 80 kadar kılıç, süngü ve ok yarası vardı. Müşrikler işkence yapmış olduklarından kimse onu tanıyamadı. Yalnız kız kardeşi parmaklarından tanıdı. Biz şu ayetin amcam ve benzeri hakkında inmiş olduğunu sanıyoruz.
Müminlerden birçok kimseler Allah'a vermiş oldukları sözlerini yerine getirdiler. Ahzab suresi 23. Hazreti Hamza'nın kız kardeşi Müslümanların bozguna uğradığı haberini alınca Medine'den savaş alanına gelmişti. Bunu fark eden Resulullah aleyhisselam Hazreti Zübeyr'e Hazreti Hamza'nın cesedinin parçalanmış vaziyette ona gösterilmemesini tembih etmişti. Bunu hisseden Safiye radıyallahu anha, kardeşimin şehit olduğunu biliyorum. Allah yolunda böyle fedakarlıklar her zaman gerekir demiş ve parça parça edilmiş kardeşin cesedini görünce de hepimiz Allah'ın mülküyüz ve ona döneceğiz demek suretiyle büyük bir teslimiyet örneği gösterebilmiştir. Ensardan bir kadın da savaşta babasını, kardeşini ve kocasını kaybetmişti. Bunlar haber aldıkça hep Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sağ olup olmadığını soruyordu. Onun sağ olduğunu öğrenince sen sağ olduktan sonra her felaket hiç gelir demişti. Şehitler ikişer ikişer toprağa verildiler. Tablo göz yaşartıcıydı. Hazreti Hamza radıyallahu anh kaftanı ile toprağa veriliyordu. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hicretten önce Medinelilere İslam'ı öğretmesi için tayin ettiği ilk öğretmen Hazreti Musab bin Umeyr radıyallahu anh toprağa verilirken üzerindeki elbise kısa gelmişti. Göğüs tarafına örtülünce alt kısmı, alt kısmına örtülünce de göğüs kısmı açıkta kalıyordu. Resulullah aleyhisselam örtünün alt kısmına örtülmesini, üst kısmında da izhir denilen kokulu otlardan konulmasını emir buyurmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud şehitleri hakkında şöyle buyurmuştur. Uhud savaşında kardeşleriniz şehit olunca Allah-u Teala onların ruhlarını bir takım yeşil kuşların içlerine koymuştur. Bunlar cennet ırmaklarına gelirler, içerler ve cennet meyvelerinden yerler. Sonra bu kuşlar arşın gölgesinde asılı bulunan altın kandillere konup tünerler. Şehit ruhları artık böyle mesut bir hayata erişince, bizim cennetteki bu halimizi dünyadaki kardeşlerimize kim bildirir ki, onlar da bilsinler de cihattan çekilmesinler demişlerdi. Hendek, Ahzab Savaşı, miladi 627. 625 yılında gerçekleşen Uhud Savaşı'ndan sonra Müslümanların hem Kureyşlilerle hem de Medine ve Hayber'de yaşayan Yahudilerle münasebetleri daha kötü bir hal almıştı. Kureyşliler Uhud'dan sonra Suriye'ye giden kervanlarının güvenliğini sağlamak için Medine çevresinin topraklarına katma arzusunu gerçekleştiremedikleri gibi Uhud'da da elde ettikleri kısmi başarılarını da bir sonuca bağlayamamışlardı. Buna karşılık Müslümanlar kısa zamanda eski güçlerine kavuşmuş, Zatürrika ve Hicaz Suriye kervan yolu üzerindeki Dümetül Cendel'e yaptıkları seferlerle Kureyş'in yalnız Mısır ve Suriye'ye değil Irak'a giden kervanlarına da yolları kapatmışlardı. Hicretin 4. yılına girerken Medine'den kuzeye Hayber ve çevresine sürülmüş olan Beni Nadir Yahudileri Müslümanlar için Suriye ticaret yolunun emniyeti bakımından tehdit oluşturmaya ve civar bölgelerde yaşayan halkı kışkırtmaya başladılar. Sellam bin Ebul Hakik, Huyey bin Ahtab ve Rebi bin Ebul Hakik gibi Beni Nadir'in ileri gelenleri Mekke'ye giderek Kureyşlileri Müslümanlara karşı birlikte savaşmaya ikna ettiler. Ayrıca Dümmetül Cendel hakiminin bu yöreden Medine'ye giden kervanlara zarar vermesini sağladılar. Aynı zamanda Gatafan ve Fezare kabilelerini Hayber yöresinin bir yıllık vurma mahsulüne mukabil Müslümanlara karşı girişecekleri mücadelede yanlarına çektiler. Bundan sonra da Beni Süleym'i bu ittifaka dahil etmeyi başardılar. Diğer taraftan Mekke'ye bir heyet gönderip yaptıkları anlaşmaları haber vererek müşrikleri Medine'ye saldırmaya teşvik ettiler. Böylece kuzeyde Gatafan, Fezare ve Esed doğuda Süleym, güneyde Kureyş, Kinane ve Sakif kabileleriyle Medine'yi üç tarafından çevirmeyi düşünüyorlardı. Bu sırada Dümmetül Cendel bölgesinin hakimi Ukeydir bin Abdülmelik, Suriye ve Irak'tan Medine'ye gelen hububat yüklü kervanların geçtiği yolu kesti. Yahudilerin planı Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den dışarıya çekmek, ardından Gatafan ve Kureyşlerin el ele verip Medine'yi yağma etmelerine imkan hazırlamak ve Resulullah'ı merkezden uzak bir yerde zor duruma düşürmekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dümmetül Cendel'e hareket etti. Ancak beklenmedik bir şekilde Medine'ye geri döndü. Bir rivayete göre Huzaalılar 10 günlük yolu 4 gecede kat eden habercileriyle Kureyş'in savaşa hazırlandığını Peygamberimize bildirmişlerdi. Resulullah Medine'ye döner dönmez savaşa hazırlıklara başladı. Uhud'da alınan dersten sonra kuşatma altında kalmak, açık arazide çarpışmaya tercih edildi ve ittifakla şehrin içeriden savunulması
kararlaştırıldı. Yiyecek ve içecek ihtiyacını karşılayacak her şey vardı. Müslümanların Uhud'da başlarına gelen hadiseleri tekrar yaşamaması için iyi bir strateji belirlemeleri gerekiyordu. Yapılan bir kısım istişareler sonucunda kesin karar verilememişti. Şehrin özellikle üç tarafı yoğun biçimde bahçeler ve bunları birbirinden ayıran çit ve alçak duvarlarla çevrilmişti. Ayrıca aralarında uzanan yollar çok dardı. Düşmanın bu engelleri aşması zor olup küçük askeri birliklerle bile durdurulması mümkündü. Ancak Kureyş ve müttefiklerinin çokluğu hakkında alınan haberler orijinal bir strateji belirlemeleri gerekiyordu. Yapılan uzun istişareler sonucunda sahabenin meşhurlarından Selman-ı Farisi'nin radıyallahu anh bir teklifi oldu. Ya Resulallah, bizler İran'da düşman süvarilerinin hücumuna karşı bazen etrafımızı hendekle çevirirdik. Şimdi de böyle yapamaz mıyız dedi. Bu fikir başta Resulü aleyhisselam olmak üzere bütün ashabın hoşuna gitti. Ashab-ı kiramla birlikte Resulü aleyhisselam kazılacak yerleri tespit ettiler. Daha sonra da Müslümanları gruplara ayırarak herkese kazacağı yeri gösterdi. Hendek kazma işine bütün Müslümanlar yaşlısıyla genciyle katıldılar. Hendek kazılırken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, ahiret saadetinden başka mutluluk yoktur. Sen Ensar ile Muhacir'i affet diye dua ediyordu. Hendek kazılırken Selman'ın radıyallahu anh bulunduğu grubun olduğu yerde büyükçe bir kaya çıktı. Ne yaptılarsa bu kayayı parçalayamadılar. Ellerindeki aletler kırıldı. Tek çare bu durumu Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bildirmeliydiler. Bunun üzerine Selman radıyallahu anh Resulullah'ın huzuruna vardı ve Ya Resulallah, annelerimiz babalarımız sana feda olsun. Hendeğin ortasında beyaz bir kaya çıktı. Onu kıralım derken elimizde ne kadar balyoz ve kazma varsa hepsi kırıldı. Aciz kaldık. Ne buyurursunuz? Çizmiş olduğunuz çizgiyi biraz değiştirelim mi? Yoksa bu hususta bize vereceğiniz bir emir var mı? Diye meseleyi arz etti. Resulü aleyhisselam kayayı kendilerine göstermelerini istedi. Kaya gösterildi. Allah Resulü aleyhisselam Selman'dan balyozu aldı. Hendeğin içerisine girdi. Elindeki balyozla kayaya kuvvetli bir darbe indirdi. Kayanın bir parçası kırıldı ve bir ışık, bir şimşek Medine'nin iki kayalığını da aydınlattı. Resulü aleyhisselam Allahu Ekber diyerek tekbir getirdi. Sahabeler de aynısını yaptılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci bir defa daha kayaya vurdu. Kayanın bir parçası daha kırıldı ve yine etrafa ışık saçıldı. Peygamberimiz ve ashabı yine tekbir getirdiler. Allah Resulü'nün son vuruşunda kaya tamamen parçalandı. Diğer seferinde olduğu gibi yine kaya parçalanırken ışık saçtı. Tekrar tekbir getirilerek Allah'a hamd edildi. Daha sonra Selman radıyallahu anh peygamberimizin aleyhisselam elinden tutarak hendekten çıkmasına yardım etti. Sonra da Ya Resulallah, anam babam size feda olsun. Kayaya vurduğunuz zaman ondan bazı parıltıların çıktığını gördüm. Bunlar nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi şöyle açıkladı. Kayaya ilk darbeyi vurduğum zaman yayılan ve sizin gördüğünüz ışık Hire şehrinin köşklerini, Kisra'nın Medain şehrini aydınlattı. Cebrail aleyhisselam ümmetimin oralara hakim olacağını haber verdi. Kayaya ikinci kez vurduğumda yayılan ışık, Rum ülkesinin kızıl köşklerini, saraylarını aydınlattı. Cebrail de ümmetimin oralara hakim olacağını müjdeledi. Üçüncü darbeyi indirdiğimde yayılan ışık ise sana yani Yemen diyarının köşklerini, saraylarını aydınlattı. Cebrail aleyhisselam ümmetimin oralara da hakim olacağını müjdeledi. Sevininiz, ümmetim yardım ve zafere nail olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu son cümleyi üç kez tekrar ettiler. Sahabeler bu müjde karşısında Allah'a hamdolsun o vaadinden dönmez, müşriklerin kuşatmasından sonra yardıma nail olacağımızı bize vaat buyuruyor diyerek sevindiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu müjdeyi verdikten sonra Kisra'nın yani İran hükümdarının Medain'deki beyaz köşkünü Selman radıyallahu anh tarif etti. O İranlı olduğu için köşklerin vasıflarını biliyordu. Bu tarif üzerine doğru söylüyorsunuz ya Resulallah, seni hak din ve kitap üzere gönderen Allah'a yemin ederim ki onun özellikleri aynen böyledir. Senin Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son olarak şöyle buyurdular. Ey Selman, Allah benim vefatımdan sonra şu fetihleri size nasip edecektir. Şam muhakkak fethedilecek, Bizans hükümdarı Heraklius ülkenin en uzak yerine kaçacak, çekilecek, bütün Şam'a siz hakim olacaksınız. Hiç kimse size karşı koyamayacak. Yemen muhakkak fethedilecektir. Ondan sonra da Kisra öldürülecektir.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu müjdeyi verdikten sonra münafıklar dedikoduya başladılar. Aralarında şöyle konuşuyorlardı. Siz korkudan dışarı çıkamayıp hendek kazdığınız bir sırada peygamberin Medine'den Hire köşklerini, Kisra'nın medainini gördüğünü, oraların tarafınızdan fetholunacağını söyleyip size boş vaatlerde bulunmasına şaşmaz mısınız diyerek sahabenin maneviyatını sarsmaya çalıştılar fakat bunda başarılı olamadılar. Bedir ve Uhud savaşları Mekke'nin azgın müşriklerini tatmin etmemişti. Hele Uhud savaşında çok kişiyi kaybedip herhangi bir sonuç elde edemeden geri dönmeleri onları bir sene sonra tekrar İslam yok etmek için yollara dökmüştü. Bu sefer kalabalık geliyorlardı. Münafıkların dedikoduları sahabenin ve Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem doğruluğuna olan güvenini zerre kadar sarsmadı. Çünkü onlar Peygamberimizin nübüvvet nuruyla asırlar sonrasını görüp haber verdiğine candan ve kalben inanmışlardı. Nitekim verilen bu müjde Hazreti Ömer ve Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında gerçekleşmişti. Müslümanlar Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği yerleri fethettiler. Yıllar sonra Selman-ı Farisi radıyallahu anh bu müjdelenen hadiseleri gördüm diyerek Allah'a hamd etti. Hendek kazma işi yaklaşık olarak 6 günde tamamlandı. Böylece Müslümanlar kendilerini sebepler açısından emniyet altına aldılar. Yani düşman şehirlerine veya halka saldıracak olursa hendek onlara mani olacaktı. Ayrıca bir anda hepsi birden hendeyi aşamaz, dolayısıyla tek tük aşanları da haklamak kolay olurdu. Yapılacaklar yapılmış, artık sıra küfrün temsilcisi olan düşmana iyi bir ders vermeye gelmişti. Müşrikler kendilerinden emin bir şekilde Medine'ye kadar gelmişlerdi. Hendek kazma işinin tamamlanmasından sonra yaklaşık 10-12 bin kişiden oluşan düşman ordusu Medine'ye ulaştı. Karargahını şehrin kuzeyinde Uhud Savaşı'nın yapıldığı yerde kurdular. Müşriklerin sancağını Beni Abdüddar'dan Osman bin Talha taşıyordu. Müslüman askerlerin sayısı ise 3 bin kadardı ve muhacirlerin sancakları Zeyd bin Harise, Ensar'ınki de Sa'd bin Ubade idi radıyallahu anhum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarla çocukların, yiyecek ve içeceklerin, değerli eşyaların ve hayvanların şehirde bulunan en müstahkem, en sağlam binalarda toplanmasını ve ordunun Sel Dağı eteklerinde karargah kurmasını emretti. Kendisi de çadırını Zübab Dağı'ndan bugün Fetih Mescidi'nin bulunduğu yere nakletti. Kureyşliler ve müttefikleri böyle bir hendekle karşılaşacaklarını hiç düşünmedikleri için şaşırıp kaldılar. Zira hendekler düşman süvarilerini hücumdan caydıracak bir genişliğe sahipti ve gece gündüz Müslüman birlikler tarafından kontrol altında tutuluyordu. Daha önce Hayber'e sürülmüş olan Beni Nadir'e mensup bir heyet, Medine'de oturan ve Müslümanlarla arası iyi olan Beni Kurayza Yahudilerine gidip onları Müslümanlara karşı hücuma geçmeye ikna etti. Durumu öğrenen Resulullah Aleyhisselam hemen tedbir aldı ve birkaç yüz kişiden oluşan iki birlik göndererek Yahudi mahallelerinin etrafını kuşattı. Öte yandan Gatafan ve Fezare kabileleriyle birlikte gelen paralı askerlerle ayrı bir anlaşma yapmak üzere onlara bir heyet gönderdi fakat istedikleri büyük ücret yapılan bu toplantıdan sonra reddedildi. Bu arada Beni Eşça kabilesinin reisi Nuaym bin Mesud Müslüman olmuş ve bunu henüz kimse duymamıştı. Nuaym Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in isteği üzerine Beni Kurayza Yahudilerine gitti ve kendilerine Medine'li olmayan müttefiklerin yurtlarına dönünce yalnız kalacaklarını, onlardan savaşacaklarına ve kuşatmayı kaldırmayacaklarına dair söz vermelerini, güvence içinde Kureyş'ten rehin istemelerini tavsiye etti. Bundan sonra da müttefik ordugahlarına giderek Yahudilerin gizlice Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile anlaştıklarını, Kureyş'in bazı ileri gelenlerini rehin alıp ona götürmeye karar verdiklerini söyledi. Aynı haberleri Müslümanlar arasında da yaydı. Böylece düşman saflarında ortaya çıkan ihtilaf Beni Kurayza Yahudilerinin saf dışı kalmaları sonucunu doğurdu. Medine'nin etrafının hendeklerle çevrili olduğunu görünce şaşakaldılar. Müşrikler daha önce böyle bir savaş taktiği görmemişlerdi. Uzun bir kuşatmadan sonra perişan bir vaziyette mağlup olarak Mekke'ye dönmek zorunda kaldılar. Böylece Selman'ın radıyallahu anh teklifiyle uygulanan taktik sayesinde her şeyden önemlisi de Allah'ın yardımıyla Müslümanlar büyük bir tehlikeyi de atlatmış oldular. İstişarenin bereketinin yanında önemli büyük fetihlerin de müjdesi alınmış oldu. Muhasara esnasında hendeğin her iki yanında bulunan taraflar birbirlerine ok ve taş yağdırmaktaydı. Müşrikler hendeği geçebilecek dar alanlar arıyor ve hücumlarını yoğunlaştırıyordu. İslam ordusu bir yandan düşmanların başka bölgelerden şehre sızmasına
engel olmaya, bir yandan da onları hendek boyunca etkisiz hale getirmeye çalışıyordu. Müşrikler aralarında nöbetleşerek hücuma geçiyorlar. Bu birliklere sırasıyla Ebu Sufyan bin Harp, Hübeyre bin Ebu Vehb, İkrime bin Ebu Cehil, Dırar bin Hattab, Halid bin Velid ve Amr bin As gibi ünlü savaşçılar kumanda ediyorlardı. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem çadırı müşrikler tarafından yoğun biçimde ok yağmuruna tutulmuş, ancak ashabın ok ve taşlarla karşılık vermesi üzerine saldırı başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu sırada Kureyş süvarilerinden İkrime bin Ebu Cehil, Nevfel bin Abdullah, Hazreti Ömer'in kardeşi Dırar bin Hattab, Hübeyre bin Ebu Vehb ve Amr bin Abduvet hendeğin dar bir yerinden İslam ordusunun bulunduğu tarafa geçtiler. Araplar arasında cesaretiyle şöhret kazanan Amr bin Abduvet mübazere için bir savaşçı istedi. Henüz genç yaşta bulunan Hazreti Ali radıyallahu anh mübazere için onun karşısına çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye kılıcını verdi ve sarığını sardı. Amr başlangıçta küçümsediği Hazreti Ali tarafından bir kılıç darbesiyle yere serildi. Onunla birlikte hendeği geçenler de geri çekilmek zorunda kaldılar. Nevfel bin Abdullah ise hendeğe düşerek öldü. Müşrikler kısa sürecek bir savaş için hazırlanmışlardı. Savaşın uzaması hem askerlerin hem de binek hayvanlarının yiyecek kaynaklarının tükenmesine sebep oluyordu. Bu arada Hayber Yahudilerinin gönderdiği 20 deve yükü yiyecek maddesi ve hayvan yemi Müslümanların eline geçti. Ayrıca havada iyice soğumuştu. Medine'nin şiddetli soğuğu Mekkelileri güç durumda bırakıyordu. Şiddetli bir rüzgar onların mukavemetini, gücünü iyice kırmış ve müşrikler paniğe kapılmıştı. O sıralarda Şevval ayının sonuna gelinmişti. Haram aylardan Zilkade girmek üzereydi ve hac mevsimi başlayacaktı. Kureyş ordusu komutanı Ebu Sufyan bu şartlar altında sonuç alamayacağını anlayıp Mekke'ye dönmek üzere kuşatmayı kaldırdı. Parayla tutulmuş askerler de çekilip gitmekten başka çare bulamadılar. Müslümanlar Hendek Savaşı'nda büyük sıkıntılara maruz kalmış ve kalabalık düşman ordusu karşısında endişeye kapılmışlardı. Hiçbir olayda namazını geçirmeyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşatma sırasında öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını geceleyin hep birden eda etmek zorunda kaldı. Bu durum onun sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının çok zor şartlar altında mücadele verdiklerini göstermektedir. Kur'an-ı Kerim müttefik birliklerinin gelişini ve bunun karşısında bazı Müslümanların nasıl endişeye kapıldıklarını şu ayetlerle ifade eder. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani size ordular saldırmıştı da biz onlara karşı bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptığınızı çok iyi görmekteydi. Onlar hem yukarınızdan hem de aşağı tarafınızdan üzerinize yürüdükleri, gözler yıldığı, yürekler gırtlağa dayandığı ve siz Allah hakkında türlü türlü şeyler düşündüğünüz zaman işte orada iman sahipleri imtihandan geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğramışlardı. O zaman münafıklarla kalplerinde hastalık bulunanlar, meğer Allah ve Resulü bize sadece kuru vaatlerde bulunmuşlar diyorlardı. Ahzab suresi 9 ile 12. ayetler arası. Yine Ahzab suresinin 25. ayetinde Allah o inkar edenleri hiçbir fayda elde edemeden öfkeleriyle geri çevirdi. Allah'ın yardımı savaşta müminlere yetti. Allah güçlüdür, mutlak galiptir. İslam tarihinde Hendek Savaşı bir dönüm noktasıdır. Bu savaşta 6 Müslüman, Sa'd bin Muaz, Enes bin Evs, Abdullah bin Sehl, Tufeyl bin Numan, Salebe bin Ganeme ve Ka'b bin Zeyd şehit oldu. Ayrıca 8 düşman askeri de öldürüldü. Hicretten sonra başlayan Kureyşli müşriklerin Medine'ye karşı saldırıları Hendek Savaşı ile son bulmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gazveden sonra savaş taktiğini değiştirdi ve Müslümanlara saldırı hazırlığı içinde olan düşman kuvvetlerine onlardan daha erken davranıp hücum etmeye karar verdi. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Savaşı'ndan hemen sonra Beni Kurayza Yahudilerin üzerine yürümüştür. 12. bölümün sonu. Eser Gaybın Son Elçisi, yazar Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.